Merhaba ben Bay Anderson ve bu videoda hayvan davranışlarından bahsedeceğim. Hayvan davranışları eğitim alan kişilere etolog denir. Hayvan davranışlarını inceleyen bilime de etoloji denir. Etoloji eğitiminde kapsamlı bir davranış sürecinden bahsedilir. Bu süreç doğuştan gelen davranışlardan başlar. Mesela bu deniz kaplumbağası doğar ve hemen denize koşar. Davranış süreci bu örnekteki gibi ilk günden itibaren sahip olduğumuz şeylerden kompleks öğrenilmiş davranışlara kadar devam eden bir süreçtir. Mesela bu şempanze gördüğünüz gibi oldukça derin bir şekilde düşünüyor. Hadi doğuştan davranışlardan öğrenilmişlere kadar ilerleyelim. Öğrenmemiz gereken ilk şey içgüdü. İçgüdü ilk günden itibaren sahip olduğumuz her şeydir parmağınızı bir bebeğin elinin yanına koyarsanız bebek hemen onu yakalar. Siz de bunun çok tatlı olduğunu düşünürsünüz. Hatta parmağınızı ayağının yanına koyarsanız ayak parmaklarıyla yine sizi yakalar. Dolayısıyla bu her bebeğin doğuştan sahip olduğu bir yakalama refleksidir. Yani bu durum genetiklerine programlanmıştır. Bu olaya evrimsel bir bakış açısından yaklaşırsak tarih boyunca annesine tutunamamış bebekleri düşünebiliriz. Muhtemelen yere düşmüşlerdir ve hayata devam edememişlerdir. Aynı şekilde buna hayvanlar aleminden domuz burunlu yılanı örnek gösterebiliriz. Temel olarak domuz burunlu yılana sokulup onu tehdit ederseniz size tükürür ve gözünüzü korkutmaya çalışır ama zehirli değildir. Bu yüzden çok yaklaşırsanız ve onunla çok uğraşırsanız ters döner ve kafasını geriye atar. Dilini dışarı çıkarır ve ölü taklidi yaparak etrafa çürüyen et gibi bir koku yayar. Pekala bu havalıydı ama bunu sonradan öğrenmezler. Bu doğuştan gelen bir davranıştır. Diğer de işte domuz burunlu yılan doğduğunda yumurtadan çıkar çıkmaz bu davranışa sahip olur. Yani aslında bu bir içgüdüdür. Sırada sabit eylem yapısı var. Sabit eylem yapısı temel olarak bir uyarıcınız olduğunda sonuçlandıracağınız bir dizi eylemdir. Sanırım bir örnek verirsem anlaması daha kolay olacak. Bu bir boz kaz. Yumurtalarının üzerine oturup kuluçkaya yatar. Ama yumurtalarından birini alıp yuvanın yanına koyarsanız gagasıyla onu tekrar yuvanın içine çekecektir. Böylece üstüne tekrar oturabilir. Çok akıllı bir kaz diye düşünebilirsiniz. Diğer yandan bir bilardo topu alıp yuvasının yanına koyarsanız onu da içeri çeker. Veya bir ampul de koysanız onu da alıp üstüne oturur. Ne aptal bir kaz dediğinizi duyar gibiyim. Oysa bunu Tarihleri boyunca düşünürseniz hiçbir zaman yumurtaları arasında daha iyi bir şekilde ayrım yapmak için evrim geçirmeye ihtiyaçları olmamış. Bu yüzden bu durum oldukça güzel işliyor. Muhtemelen geçmişte yumurtalarını ampulle değiştiren bir bilim insanı olmadığından daha iyi bir yöntem geliştirmek için evrim geçirmeleri gerekmemiş. Biz bunu yapmıyoruz. İnsanlar sabit eylem göstermiyorlar diyebilirsiniz. Oysa yapıyoruz. Biri sizi görürse veya siz birini tanırsanız ve o kişiyi beklemiyorsanız aa merhaba nasıl gidiyor dersiniz. Bunu yaptığınızda kafanızı yukarı kaldırırsınız kaşlarınız da kalkar. Buna kaş kaldırma deniyor. Bunu yaptığınızı fark etmezsiniz bile. Ama birisini sizi yaparken gördüğünüz zaman sizin de karşılık olarak yapmanız gerekir. Öğrencilerimi her zaman yaparım oldukça eğlencelidir. Sırada bağlanma veya mühürlenme kuramı var. Bağlanma öğrenilmiş bir davranış değildir ama kritik dönem dediğimiz bir süre boyunca gerçekleşir. Kazlar ilk olarak annelerine bağlanır ve annelerini etrafta hep takip ederler. Ta ki büyüyünceye kadar. Fotoğrafta gördüğümüz kişi yani Konrad Lorenz kritik dönem boyunca anne kazı saf dışı bırakıp onun yerini kendisinin alabileceğini fark etmiş. Sonra da nereye olursa olsun yavrular onu takip etmişler. Onu annesi olarak düşündükleri için sadece takip etmişler. Somon balığı da aynını yapar. Kasılmadaki burun alıcılarından aldıkları kimyasal kokuya veya içinde oldukları nehre bağlanırlar. Böylece okyanusa gidip geri geldiklerinde orayı tekrar bulabilirler. Ama bunun mutlaka kritik dönemde gerçekleşmesi gerekir. Şimdi çağrışımsal öğrenmeye bakacağız. Muhtemelen Pavlov'u ve köpeğini duymuşsunuzdur. Temelde burada uyarıcıyla ya da etkisi olan bir uyarıcıyla ilişkilendirme yapmaya başlamaktan bahsediyoruz. Pavlov ve köpeğine bakalım. Zili çalınca onlara biraz et verdi ve sonra ölçüm yaptı. Ölçünün Hemen burada köpeğin salyası olduğunu görebilirsiniz. Yani kısacası zili çalarsanız eti verirsiniz. Zili çalar eti verirsiniz ve köpekler zili çalmayı yemekleri ilişkilendirmeye başlar. Çok kısa bir zaman içinde zili çalarsınız ve sonra köpekler salya salgılamaya başlar. Aşağı tarafta ilk ilkbaharda dışarı çıkan ayılar var. Bunların yaptıkları şey de kuş yemliklerine baskın yapmaktır. Böylece yemeği konumuna ilişkilendirirler ve yıllar sonra aynı yere gelebilirler. Bunu yapmalarını istemiyorsanız uyarıcıyı yani kuş yemliklerini ortadan kaldırmalısınız. Sırada deneme yanılma yoluyla öğrenme var. Deneme yanılma yoluyla öğrenme ile en çok ilişkilendirilen kişi Skinner'dır. Ve Skinner kutusu denilen bir şey geliştirmiştir. Bunu deneme yanılma yöntemine bir örnek olarak sayabiliriz. İçine fare koyarsınız. Belki biraz ışık ve bir manivel manivela eklersiniz ve fareye bir şeyler öğretebilirsiniz. Farenin üstünde yeşil ışık yandı diyelim. Fare manivelaya dokunursa yemek içeri düşer. Bu deneme yanılma yolunu kullanarak onlara çok karmaşık bir davranış bile öğretebilirsiniz. Aslında köpekleri de bu şekilde eğitiriz. Bununla ilgili en sevdiğim hikayelerden biri Joe Klein'in kidir. Sanırım adı buydu Klein. Karga otomatını icat etmiştir. Youtube'a karga otomatı yazarsanız ilgili videoyu bulabilirsiniz. Klein burada deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi kullanmıştır. Kısaca açıklayalım. Bir otomatın etrafına çeyreklikler koymuştur. Sonra kargalara çeyreklikleri delikten içeri koyarlarsa yemeğin geleceğini öğretmiştir. Kargaları bir dizi adımla eğitmiştir ve sonra gidip şehrin etrafında uçmalarına izin vermiştir. Onlar da Klein'e bozuk para getirmiştir ve böylece Klein parayı almıştır kargalarda yemeği. Deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler öğrendiğiniz, öğrendiğinizde ise buna edinimsel koşullanma diyoruz. Şimdi de alışkanlığa geçiyoruz. Alışkanlık sürekli ve sürekli olarak aynı uyarıcıyı aldığınız zaman en sonunda onu göz ardı etmeyi öğrenmeniz demektir. Bu bir çayır köpeği. Çayır köpekleri bir yaban domuzu veya yılan yaklaştığında çığlık atmaya başlarlar. Böylece bütün çayır köpekleri yer altından kafalarını çıkarır. İnsanlar için de durum aynıdır. Çayır köpeğinin etrafında gezerseniz size de aynı şeyi yaparlar ama onlara zarar vermez ve etraflarında gezmeye devam ederseniz sonunda gıcık bir yol izlerler ve görmezden gelirler. O çağrıları e, artık yapmazlar aynı şekilde Deniz anemonunun üzerine yani dokungaçlarına karides koyunca onu yerler ama oraya küçük bir plastik parçası koyarsanız yine yerler ve yine koyarsanız yine yerler koyarsanız yine yerler ve koyarsanız artık umursamazlar. Yemek şansını tepeler ve sonunda plastiğin orada olmasına bir tepki vermezler. Evrimsel açıdan bunun neden önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Her uyarıcıya her zaman aynı tepkiyi vermek istemezsiniz. Sırada gözlemleyerek öğrenme var. Gözlemleyerek öğrenme başka bir varlığı izlemektir. Bakın öğrenilmiş davranışlara kadar geldik. Gözlemleyerek öğrenme basit bir şekilde başka bir varlığı izleyip onu taklit etmektir. Bu konuda en sevdiğim canlılardan biri ahtapot. Ahtapotu bir akvaryuma koyarsanız ona sorun çıkarmış olursunuz. Örneğin bu fotoğrafta üstünde kapağı olan bir şişe var. İçindeki yemeğe ulaşmak için kapağı açmamız lazım. Ahtapotların yaklaşık yarısı bunu yapabilecek, diğerleri ise yapamayacak, sorunu çözemeyecek. Ama bir ahtapotun bitişikteki bir e, tanka konulduğunu düşündüğümüzde o zaman diğerlerini izleyecek ve nasıl yapıldığını öğrenecektir. Tam burada dilini dışarı çıkaran bir araştırmacımız ve küçük bir makak maymunu var. Maymunun da aynı şekilde dilini çıkarttığını görüyorsunuz. Araştırmacıların ilgilendikleri çok havalı bir alan var. Buna... ...ayna nöron deniyor. Aslında ayna nöronlar motor nöronlara benziyor gibi. Motor nöronlar kafama dokunma gibi şeyleri yapmamı sağlıyor. Ama ayna nöron bundan daha farklı çalışıyor. Parmağımı kaldırıp kafama dokunmamı izlerseniz... ...yani bunu yaparken beni izlerseniz... ...ben bunu yaparken sizdeki belirli bir e, orandaki nöron... E, ...ben %10 gibi bir şey hatırlıyorum... ...sizde de ateşleme yapar. Böylece beni izlerken o nöronlarla alıştırma yaparak... ...aslında nasıl yapacağınızı öğrenirsiniz. Bunu memelilerde görebiliriz. Bence bu harika bir araştırma konusu... Son olarak bahsetmek istediğim şey sezgi. Bu süreçten daha aşağıda sezgiyi görmeyiz. Ama size bir örnek bir bir problem vereyim. Buna mum problemi deniyor. Bu şekilde kibrit raptiye ve mum veriliyor ve sizden mumu duvara yapıştırmanızı ve sonra da onu yakmanızı istiyorum. Şimdiye kadar size bu objeleri verip sizi bir odaya koyduğumda eninde sonunda birçok şey deneyeceksiniz. Mumu yandan yakıp duvara tutturmayı deneyeceksiniz. İnanın işe yaramayacak. Raptiyeyi içine sokup duvarda dengeleyebilirsiniz ama yine bir işe yaramayacak. Raptiyeyi ısıtsanız da yine bir şey olmaz. Sonuçta sezgilerinizi kullanmaya başlayacaksınız. Şunun gibi bir şeyden bahsediyorum. Umarım tabii. Raptiyeleri döküp onları bir şamdan gibi kullan kullanabilirsiniz. Bunu çözmek biraz zaman alabilir. Bazı canlılar bunu asla yapamayabilir. Çünkü sezgi denilen şeyleri yoktur. Ama şempanzelerin sezgisi vardır. Bir şempanzeyi odaya koyup tavana muz yerleştirirsem, buradaki gibi şempanzenin yetişebileceği birkaç tane kutu da koyarım. Sonra ona biraz zaman veririm. Kutuları üst üste koyarak bu sorunu, bu problemi çözer ve muza ulaşır. İşte bu sezgidir. Daha düşük canlı gruplarında sezgiye rastlamayız. Çünkü yüksek derecede gelişmiş beyinleri yoktur. Oysa kargalara örnek verirsek oldukça karmaşık problemleri çözebilirler. Şempanzeler, primatlar, yunuslar, küçük dişli balinalar da problem çözebilir. Zeka geliştikçe eğer toplulukta yaşamaya başlamadıysak zeki olmaya ihtiyacın olmadığını keşfettik. Toplulukta yaşamaya başlayınca da kendi çıkarlarınızı gözetmeniz gerekir. Ama aynı zamanda etrafınızdakilerin de çıkarlarını gözetmelisiniz. İşte bu şekilde ortaya çıkan yüksek zeka seviyesine ulaşırız. Gerçi biz geçinebilmek için yeterince akıllıyız. Umarım şimdi biraz daha akıllısınızdır.